Bu arada uzun bir video olacak, bilginiz olsun. Çünkü ancak 2 saatte falan hazırlanırım diye düşünüyorum. Makyaja geçeceğiz. Evet, beni artık ne kadar güzelleştirebilirsek. Kıl var, onu siz görmediniz. Ben oraya montajlarım vermişim. Cilt bakımı yaptırmaya gittiğim yerde. Yani bak, hevesim, hayal ettiğim ve hevesim yani. Gerçekten hani internette gördüğüm, benim satın aldığım. Selam, hoş geldiniz. Bugün evden çalışıyoruz ama aynı zamanda her ayın son günü bizde. Happy Hour olduğu için son cumansı. O yüzden ofise gideceğim. Ayrıca benim için heyecanlı, güzel bir gün. Bugün ilk kez bir yayında yöneticimize moderatörlük yapacağım. O yüzden heyecanlı bir gün. Hazırlanıyordum. Sizinle birlikte hazırlanmak istedim. Saçtan topuğa kadar gibi bir şey olmayacak ama üstümdekini şöyle hızlıca görebilirsiniz. Bir tişört. Altında da böyle bildiğiniz kot var. Tişörtüm ve kotum her ikisi de İpek Yol'dan. Tişörtümün fiyatını bilmiyorum ama kot 600 küsurlarda falan da, 699 falan olabilir. Hala İpek Yol'da var, alabilirsiniz. Saçlardan başlayacağım önce hızlıca. Bu Arzum'un efsane bir ürünü. Kıllı olduğu için kusura bakmayın. Odaklasın diye zaman kazanıyorum ama. Böyle bir ürünü. Bununla saçınızı tarıyorsunuz. Kuruduktan sonra taramanızı tercih ederim. Aksi halde saçlarınızı yakabilirsiniz. Ben bunu Gülşan'dan gördüm. Erkek kardeşimin eşinde gördüm. 180 derece bana yetiyor ama ay yok, benim için o yeterli değil. Bir an önce hızlıca böyle tek hamlede düzelsin saçımı derseniz de bunun farklı ayarları var burada. Ayarlıyorsunuz. Bu arada uzun bir video olacak, bilginiz olsun. Çünkü ancak 2 saatte falan hazırlanırım diye düşünüyorum. İşte bunu işte 200-220 derecelerine de getirebilirsiniz. Hadi en yüksek ayarda deneyelim. Hiç denemedim ben. Buradan da o ayarı olur da yanlışlıkla elinizde yer diye kilitleyebiliyorsunuz. Kilitlediğinizde de dedim ama yanmıyor. Şöyle göstereyim. Kilitlediğinizde de şuradaki kilit simgesi, şu ışık yanıyor. Ojelerim için kusura bakmayın. Hatta yanıyor mu? Yanmıyor. Muhtemelen tamamen böyle hatırı sayılır bir şekilde ısındıktan sonra yanacak. Ondan öncesinde de saçlarım zaten yağlı şu anda ama yağlı değil aslında, bir günlük. Şöyle bir ürün keşfettim kuzenim sayesinde. Bir diğeri de bu. Bunların ikisini kafanıza sıkıyorsunuz arkadaşlar. Sonra kafanızdan insanüstü bir saç çıkarıyor. Odaklanması için zaman kazanmaya çalışıyorum da evet. Zaten her yerde görmüşsünüzdür. Gratislerde boy boy satılıyor. Böyle işte hızlı hızlı aralarına sıkıyorsunuz. Ben çok sıkmayacağım çünkü yeterince. Gerçi sıktığınız zaman da bu arada yağlandırmıyor. Onu da söyleyeyim. Dip boyam da uzamış. Görüyorsunuz böyle. İşte şöyle böyle. Aslında böyle daha uzun sıkıyorsunuz. Benim şu an vaktim kısıtlı olduğu için çok fazla sıkmayacağım. İçerisinde biberiye özü falan vesaire bir şeyler var. Google'a yazdığınız zaman çıkıyor ama ben detayları bilahare veririm size. Altta yorumların içerisine yazarım. Böyle saçınızın diplerine sıkıyorsunuz. Ondan sonra bir de bunun yağı var. Duştan önce böyle 1-2 saat önce de yağını sürerseniz böyle insanüstü saç çıkarıyormuş. Ben de daha öğrenmedim. Benim şuralarda saçlarımın iğrenç bir kesim oldu. Böyle yandan böyle tatlış tatlış kahküllerim olsun istedim. Ama şuralarımı amca sağ olsun, diploma elinden gitmeyesice bayağı kalın kestiği için saçımın şurasına sonradan ek yapılmış saç var gibi gözüküyor. Bunun da kullanımı çok güzel arkadaşlar. Böyle sadece tarıyorsunuz. Tarıyorsunuz ve saçlarınız dümdüz oluyor. Efsane bir icat. Bence kesinlikle her eve lazım. Çok da böyle fahiş bir fiyatı yok. Öğrenciyseniz paranızı biriktirip alabilirsiniz. Ya da öğrenci değilseniz de hani çalışıyorsanız da bence paraya kıyıp saçlarınıza yatırım olarak alabileceğiniz bir şey. Saçlarınızı yakmıyor. Düzleştiriciyle aynı hizmeti görüyor. Burada ben saçlarımı taramadan şu an bunun aynı zamanda tarak işlevini gördürmesini sağlıyorum. Taramadan şu an düzleştiriyorum çünkü gerçekten tarayacak vaktim yok. Hızlı bir şekilde yapıyorum. Yani bakın görüyorsunuz değil mi? Efsane güzel ya. Ben yakınlaşayım mı? Şöyle göstereyim size, durun. Böyle tarayarak ısıyla şekillendiriyor. Gördüğünüz gibi hiç zerre buhar çıkmıyor. Satacağım size bundan arkadaşlar. Bu arada hiçbir şekilde şey değildir bu. Marka tavsiyesi. İşte gönderilmiş ürün değildir. Parasını bastırdım, verdim. İnternetten Trendyol'dan aldım. Ekstra da böyle bilmem kaç yıl garanti aldım. Çünkü böyle garantileri uzun almanızı tavsiye ediyorum. Ben geçtiğimiz gün çamaşır makinem bozulduktan sonra garantinin ne kadar önemli bir şey olduğunu öğrendim. Gördüğünüz gibi efsane güzel bir düz saç yaptı. Bakın before after burada görebilirsiniz. Çok güzel yapıyor. Bu arada bu video niye beni kızıl gösteriyor? Aslında kızıl değilim biliyor musunuz? Böyle hızlı hızlı tarıyorsunuz. İşte bak şurası var ya, şurası benim var ya, o kadar sinir ediyor ki. Gittim kuaföre yaptırdım. Neyse 19'unda Alanya'ya gidiyorum. Sıtkı'dan randevu alacağım ve bir önceki videomu zaten görebilirsiniz, saç videomu. Saç videomda saçımı yapan Sıtkı'ya gideceğim diye. Bakın şu kadar dip boyam oldu. Sağ Sıtkı'ya da buradan duyurulana kadar sadık bir müşteri olduğum anlaşılsın. Çünkü benim eskiden bir kuaförüm vardı İstanbul'da. O sektör değiştirdi benden sonra. Hep böyle bunun geyiğini yapıyorum ama tabii benden sonra değiştirmedi de. Arkadaşlar böyle efsane bir ürün satın
alın yani. Gerçekten bu bir yatırım. Fuzuli para değil. Böyle tatlış bir kıvırım falan da yapabilirsiniz isterseniz saçınıza. Benim saçlarım o kadar uzamış ki şu an şey olmuyor. Daha uzaması lazım. Kezban boy yapacağım iyice. Şurası işte. Ben şurasını göstereyim size. Burası normalde şu an çok uzadı da sabrediyorum işte uzasın diye. Geçen gün Buray'ın konserine gittik. Orada Buray'ın vokalistlerinden Ceyda'ya sordum. Dedim o saçların yarısının yanlarını nerede yaptırdın? O da bana söyledi nerede yaptırdın. Ya bak. Yani bak hevesim, hayal ettiğim ve hevesim yani. Gerçekten hani internette gördüğüm, benim satın aldığım diye bir onun kuaför, önerdiği kuaföre gidip düzelttireceğim. Ya da Sıtkı'ya gittiğimde düzelttiririm ama Sıtkı'ya gittiğimde burasının biraz daha uzamasını istiyorum. Hani çünkü uzasın ki benim burada kat falan olmasını istiyorum. Biraz daha şuralara falan geldikten sonra saçın arasında buralar kaybolduğunda şuraları tekrar yaptıracağım. O yüzden muhtemelen Ceyda'nın söylediği kuaföre giderim diye düşünüyorum. Şuradan şöyle bir ayırayım. Çok iğrenç bir ayırım oldu. Yani tırnağımı daha güzel ayırdım diye düşünüyorum. Videonun altında açıklama alanına şöyle bir sekme ekledim. Makyaja başladığım yer, saç yaptığım yer diye. Oradan hızlı hızlı fıt fıt dakikalara gidebilirsiniz arkadaşlar. Benim çenemi dinlemek zorunda değilsiniz. Bunu hep söylüyorum. Videoyu isterseniz izlemeyebilirsiniz de diyormuşum böyle. Ben çok tatlıyım ya. Ay bir şey düşürdüm. Şimdi tamam evet saçlarımızı yaptık. Benim için kafi düzeyde bir saç oldu bu. Şimdi makyaja geçeceğiz. Evet beni artık ne kadar güzelleştirebilirsek. Şimdi makyaja. Önce makyaja geçmeden önce bir ürün tavsiye etmemesi arkadaşlar. Önermemesi. Şu ürünü hepiniz biliyorsunuzdur. Bir Kızılay da atmadı bunu. Gratislerde, Watsons'larda görüyorsunuzdur. Maybelline'in ürünü. Ben bu ürünü eskiden çılgınlar gibi alır tüketirdim. Ama en son geçtiğimiz Mart ayında işte bu Mart ayında geçtik ya Mayıs'tayız. Haziran oldu. Siz bu videoyu izlerken Haziran'da. Neyse uzatmıyorum. O zaman işte Kadınlar Günü'nde bize verilen hediye çekiyle neyse dedim çok pahalıydı. Şimdi hani bununla alayım dedim. Neyse ücretsiz olan kıymetsiz olur ya. Öyle işte o hediye çekiyle alayım istedim. Ama inanılmaz iğrenç bir ürün yapmışlar. Ben size her koşulda şu ürünü tavsiye ediyorum. Yalnız benim suratım niye kızıl çıkıyor onu anlamadım. Bu Crayola'nın gözaltı kapatıcısı. Ben bunu kullanacağım. Odaklamaya çalışırken zaman kazanmaya çalışıyorum ama şöyle bir daha göstersem odaklayacak mı? Kullanılmaktan harap olmuş bu ürün. Efsane bir şey. Tabii şurada kıl var. Onu siz görmediniz. Ben oraya montajlarım vermişim. Bu ürün çok güzel. Böyle ben işte primerlarla falan da bilmem nelerle başlamıyorum biliyorsunuz. Ya bir şey diyeceğim ben bu yüzüm hep çok kızıl çıkıyor burada videoda. Yani bilmiyorum beceremedim. Ayarlayamadım ben bunu. Böyle çok açık gösteriyor gibi geldi. Bir dakika bir daha deneyeceğim. Oldu gibi. Bilmiyorum ayarlarında bir şey var. Şimdi ben az önce de söylediğim gibi primer'dı, nemlendiriciydi, güneş koruyucuydu, bilmem D vitaminiydi falan diye böyle bir şeylerle kullanmıyorum öyle şeyleri. Ben cildime böyle fondöteni dayayıp sürüp geçiyorum. Geçtiğimiz günlerde şöyle bir ürün aldım. Cilt bakımı yapmaya gittirdiğim değil de cilt bakımı yaptırmaya gittiğim yerde. Şöyle bir ürün aldım. CCC ve BB krem diye. Efsane memnun oldum. Ürün güzellik merkezinin kendi ürünleriymiş. Kore'de yaptırıyorlarmış. Korelilerin de ne kadar güzel olduğunu, ciltlerine ne kadar düşkün olduklarını biliyorsunuzdur. Önce ikisini aynı anda da sürebilirsiniz. Tek de sürebilirsiniz. Şimdi de şöyle bir ayna aldım. Çok güzel. Aa, bir şey diyeceğim. Aynanın ışığı buraya bayağı güzel yansıyor. Şöyle ışıklı bir şey. Ben bunun üzerine yapacağım makyajımı. Sizle de o sırada hızlı bir şekilde sohbet edeceğim. Ama sohbetin ben bir kısmını size dış ses yapabilirim arkadaşlar. Dış ses olarak izleyebilirsiniz. Ne kadar doğalım bak hiç videoyu kesmiyorum şu an. Şimdi bir dakika bunu tabii sürmek için yüzümüze. Ürünün ay içeriğini göstereceğim size ama pantolonum batacak. Şöyle ben şimdi bunu odaklamakla uğraşmayayım. Siz akarken bakın işte böyle. Hafif grimsi bir ürün. Böyle odaklanmıyor işte zorlamayalım. Şimdi şuralarımıza da artık alanlarını sürelim. Size bir şey diyeyim mi? Yani bir tık biraz tık fiyat performansı yüksek bir ürün. Ama performansına göre ürün de çok kaliteli bir ürün. Ben çok memnun kaldım. Önce dedim şu kadar para verince cildim nasıl parlıyor diye ama cildinize veriyorsunuz. Ürüne vermiyorsunuz bunu unutmayın. Şimdi ben zaten burayı siz dış ses olarak dinleyeceksiniz kuvvetle muhtemel. Bir diğer ürünü de şu şekilde BB losyon demiştim. O da böyle bir ürün. İçerisinden çıkıyor. Da yine böyle pişitliyorsunuz içerisine ya da elinize de sürebilirsiniz. Ben genelde fırçaya sürüyorum. Sağlıklı bir şey mi yapıyorum onu da bilmiyorum ama fırçaya sürerek kullanmayı tercih ediyorum. Az sürüyorum çünkü düşman çatlatmak gibi olmasın. Çok güzel bir cildim var. O yüzden böyle çok fazla fondötene falan da ihtiyaç duymuyorum.
Gözaltı kapatıcısı falan da sürmeyeceğim çünkü uykusunu zaten verimli bir şekilde yapıp alan bir birey olmaya başladım son zamanlarda. Şimdi böyle sürüyorum. İşte böyle fırçayla sürmeyi beceremiyorum ama fırçayla sürmekten de çok memnunum. Çünkü çizgi çizgi falan olabiliyor başta. Bu ürünün şöyle bir güzel yanı var. Çok güzel yüzünüzü parlak yapıyor. Bak bir şey diyeceğim, sanki böyle tavada kızarmış gibi bir yüzüm var. Videonun ayarını yapamadım ben. O yüzden bu seferlik kusuruma bakmayın. Ayrıca lensi de takmayı unuttum. Bir de ürün kendinden böyle parlak aydınlık gösteriyor yüzünüzü, görüyor musunuz? Başka hiçbir şey yapmadım. Şöyle ışık tutarsam daha net görürsünüz. Kendinden parlaklık veren ışıltılı bir ürün. Bir de altına yorum yazarmış marka. Hayır o ürün mat diye. Ya bilmiyorum, benim yüzüm çok güzel ışıltılı gösteriyor. Çok tatlıyım ya. Neyse, önceden dezenfekte edilmiş lensimizi takalım önce. Makyajımıza başlamadan. Birinci gözümüzü taktık. Böyle yeşil oldum yalnız. Sizin için bakacağım yeşil yeşil bundan sonra. Bak böyle kızıl gibi gösteriyor benim suratımı böyle. Neyse tamam, uzatmıyorum. Şimdi göz farına geçiyorum. Göz farı için şöyle bir ürün kullanacağım. Görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz. Tabii yansıma yapıyor. Şöyle açayım. Bakın. Tatlış renkleri olan bir göz farı. Bunu neyle süreceğiz? Far fırçası getirmemişim. Gerçekten ben neyse. Evet bakın ne kadar kişiliksiz bir insanım. Bunu gösterip buradan sürüyorum. Çok özür dilerim, unuttum ya. Şunu kullanacağım. Buradan siz görüyorsunuz ama sizin gördüğünüzden daha açık bir tonda bu arada. Tam böyle bazmış gibi kullanacağım. Fırça seçimim de çok iğrenç ama söylediğim gibi çok acelem var. O sebeple çok özenemeyeceğim. Yalnız bir şey diyeceğim. Gerçekten bu kameranın ayarını ben yapamadım. Bu seferlik kusuruma bakmayın arkadaşlar. Çünkü hem acelem var, hem de acelem olduğu için. Böyle teferruatlı makyaj değil de işte böyle şey gibi düşünün. Hızlandırılmış quick makeup gibi bir şey düşünün. Şimdi onun üzerine şöyle bir far paletim vardı benim. Bunu Essence'den almışım. Şu şekilde renkleri var. Ben şu kırmızının tarafında şu taraftakini kullanacağım. Çok hafif böyle, bir de bu far fırçası aslında sürülebilecek bir fırça değil ama ne kadar dökmeden sürebilirsem böyle oldu. Bakın gözüm. Diğerine de aynı şekilde hızlıca sürüyorum. Çünkü hızlıca sürüyorum. Acelem var dediğim gibi. Yeter bence. Çok fazla da gerek yok. Allık olarak böyle neredeyse belirsiz bir allık kullanacağım. Catrice'in şu şekilde bir allığı var. Burada tırnakların çok güzelmiş derseniz oje. Benim kendi sürdüğüm oje. Altındaki 15 şeklinde bir oje. Onu da siler gösteririm unutmazsam. Şuradan hızlıca koy. Sürsek aynaya bakmadan bence olur gibi. Bunun aynası üst tarafta, kamerası var da şuradan size şöyle göstereyim. Şuradaki aynadan görüyorum. O yüzden işte bak oldu ya, işte güzel, ne güzel makyaj işte. Şimdi ben bir ürün, rimel. Geçtiğimiz günlerde bir etkinliğe sponsor olan NARS mail adresinizi verirseniz deneme boyu rimel veriyordu. Hem kendim hem de ofis arkadaşımı kayıt ettirdim. Dedim ki sen o rimeli kullanmazsın, erkeksin, bana vereceksin dedim ve ona da kayıt ettirdim. Şöyle iki tane rimelinden aldım. İşte şimdi birini bir gözüme, birini bir gözüme deneyeceğim. Çünkü zaten üzerine tek kat mavi renk bir rimel daha süreceğim için tek katta iki rimelin de performansını görürsünüz. Siyah olanın fırçası bu şekilde. Şu şekilde göstereyim. Siyah olanın fırçası tam benim kirpiklerimiydi. MAC'in yeni çıkardığı bir rimel var ya da eski de olabilir. Ben daha yeni aldım. O rimelini kullanıyorum ben. Çok memnunum. İşte böyle kirpikleri uzaya çıkaran rimeller çok güzel oluyor. Bir de ben yıllardır kıl fırça kullanıyorum. Favori rimellerimin olduğu, bugüne kadar kullandığım rimelleri ve rimellerle ilgili tiyoların olduğu bir videom var benim. Şuraya koyarım, izlersiniz. Bakın gördüğünüz gibi tek kat böyle yine göz kapağıma tatlı bir imza bıraktım. Ben vazgeçtim. Normalde şunu sürecektim. İkinci kat olarak mavi ama sonradan bugün yayına çıkacağımı düşünüp sürmedim. Bu arada bunun da fırçası kıl fırça. Onu da göstereyim ben size. Aynı ürünün farklı dış kapları yoktur diye tahmin ediyorum. Bu arada hani ben mesela testerını aldım, bana testerını verdiler ya böyle rimelin. Mesela ondan sonra ben gidip de aha çok güzelmiş deyip de gerçeğini almam bu arada.
Çünkü zaten fırçaya para veriyorsunuz. Tester'ın fırçası da fırça olduğu için. Bu da o size bahsettiğim video tiyosunda var. Tester'ın fırçası da sonuçta Rimmel'in o orijinal fırçası olduğu için başka Rimmel'lerin içerisine daldırıp fırçanın performansından nemalanabilirim. Bu da aklınızda olsun. Bu arada gerçekten bu da çok güzelmiş. Diğerini tekrar sürelim. Böyle iki kat Rimmel'imiz olsun. MAC'in Rimmel'inin fotoğrafını ya da markanın linkini aşağıya bırakırım. Bırakmamışsam da bırakmamışsın yazın. Bırakayım. Ama büyük ihtimalle yazarım. Ruj olarak Avon'un şöyle bir serisi var. Gloss serisi. Şöyle bir. Tırnaklarımı da nerede yaptırdığını da hızlıca söyleyeyim. Bakırköy'de yaptırıyorum. Meydanda Pelin Pasajı'nda Angelica diye bir arkadaşım yapıyor. Evet bak bu kadar. Ben sadelikten yanayım her zaman. Beni biliyorsunuz. Bitti gitti. Yani benim yaptığım makyaj bu kadar. Çokoyu da burada unutmayalım. Böyle hızlı. Keep going. Yap ve çık makyajı yaptım size. Kaş için ben şöyle bir şey aldım. Ya böyle hani bazen kimse saç kaşlarını böyle inek yalamış gibi yapıyorlar ya böyle yukarı yukarı. Onun efektini veren bir ürün. Sabun ne? Öyle bir şey geçiyor. Base diye bir markanın ürünü. Zaten illa görmüşsündür. Base diye yazılıyor. Bursa, Adana, Samsun, Edirne. Yani ben güzel yaptığına inanıyorum. Kaşları benim gibi dağınık insanlarsanız. Bir dakika dur şuradan göstereyim. Ve az kaşı olan bireylerseniz benim gibi. Bence kesinlikle kaşlarınızı forma sokmakta işinize oldukça yarayacak bir ürün. Ama şuradaki o yatay kıl birikintisini sevmediğim için onu düzeltiyorum ben sonra. Evet böyle yaptım. Bitirdim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Takribi 10 dakika 15 dakikalık bir video olmuştur diye düşünüyorum. 15 dakika değilse de ben bunu yine kısaltacağım. Siz sıkılmayın. Beni izlemekten hiç sıkılmayın diye size. İşte teşekkür ediyorum vakit ayırıp izlediğiniz için. Böyle hızlı hızlı videolar çekeceğim bundan sonra. İnşallah vaktim olursa böyle neler aldım, neler bitirdim, neler yedim, neler okudum. Bir de bir tane kara buğdaylı ekmek varmış glutensiz. Onu yapacağım. Onu yaparken de size bir video çekmeyi düşünüyorum. Kıymetli vaktinizi ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın.